Ahitteki önergeyle ilgili Sayın Turan Aydoğan, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Aydoğan. Şimdi efendim son dönemin en zor kanunlarını görüşüyoruz demem gerekiyor galiba. Çünkü bu kanunlar transformasyon kanunları, dönüşüm kanunları, farklılaşan, ideolojik olarak farklılaşan Türkiye'nin kanunları. Monark bir yapının kanunları. Nereden çıkarıyorum bunları? Erkler ayrılığını sona erdiren bir yapı bu. Yasamanın birçok yetkisini yürütmenin eline teslim ediyoruz bu kanunlarla beraber. Aynı zamanda anayasanın vazgeçilmez birçok maddesini ihlal ederek bu kanunları hayata sokmaya çalışıyoruz. O kadar çok ki sırayla saymaya kalkarsam çok vakit alacak. 2, 10, 12, 13, 19, 20, 40, 34, 36, 38, 125, 74, 159 ne ararsanız var. Böyle ilginç şeyler yapıyoruz ki hukukçu kimliklerimizin burada biraz sarsılması gerekiyor. Nasıl ilginç şeyler yapıyoruz? Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında ve 40. maddesinin son fıkrasında açıkça idarenin zarara uğrattığı kişilerin bu zararı tazmini isteme hakları net olarak ortaya koyulmuşken bu kanunlarla beraber diyoruz ki affedersin demek zorunda kalacağımız insanları görevlerine iade ederiz. Özlükle ilgili haklarını öderiz ama tazminat ödemeyiz. Bu hakkı nereden kendinizde görüyorsunuz? Manevi olarak paramparça olmuş insanlar söz konusu olursa onların maneviyanını nasıl tatmin etmeyi düşünüyorsunuz? Her türlü zarardan ari yeni bir dünya mı yarattınız? Yine bu maddelerle beraber öyle şeyler geçiriyoruz ki insanın tüyleri ürperiyor. Gerçekten tüyleri ürperiyor. Gözaltı süreleriyle ilgili düzenleme yapıyoruz. Buraya çıkıyoruz. 4 gün diyoruz. Sıradan bir işten bahseder gibi. 4+4 gün diyoruz. Ama aynı kanunun içerisine başka şeyler koyuyoruz. Diyoruz ki aynı soruşturmadan kaynaklı bir kez alır bırakır Cumhuriyet Savcısı ama sonra ihtiyaç duyarsa aynı sebepten tekrar alır. CMK'nın ilgili hükmünü açıkça yok sayıyoruz. Yeni bir düzenleme yapıyoruz. Ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki 4+4+4x2. Yani Kenan Evren'i aratacak işler yapıyoruz. Aynı kanunun içerisinde ne yapıyoruz? Diyoruz ki müdafi olmasa da insanların ifadesini tutukluluğunu inceleyebiliriz diyoruz. Müdafiye ne gerek var ya? Şüpheli ya da müdafi demek İkisinden biri demek. 30 günde bir dosya üzerinden inceleyebiliriz diyoruz. 90 günde bir de hakim karşısına çıkarız diyoruz. Kenan Evren'e rahmet okutuyoruz. Rahmet yapmayın. Öyle özgürlükler kolay kazanılmış şeyler değildir. İnsanlık tarihi bu özgürlükleri hayata geçirmek için çok bedeller ödemiştir. Öyle ilkel bir duruma geliriz ki bu monark yapı bizi öyle bir yere taşır ki yarın bizler bile hakkımızı arayamaz hale geliriz. Ayrıca anayasanın bir koruma alanı vardır. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir çekirdek alanı vardır. Oraya giremezsiniz. Bu kanunların tamamıyla girdiniz. Darmadağın ettiniz. 2, yasama organına karşı da korunması gerekir bu temel hak ve özgürlüklerin. İç koruma dediğimiz bir alan vardır. İşte o iç koruma alanını da yok ediyorsunuz. Anayasaya aykırı bir dünya iş yapıyorsunuz. Anayasal koruma dediğimiz yani yasama organına karşı korunma dediğimiz olayda alt üst ediyorsunuz. Öyle ilginç şeyler yapıyorsunuz ki HSK varken kanunda 159. madde varken Yargıtay üyelerini şunları bunları kendi iç yapılanmaları içerisinden görevden el çektirecek düzenlemeler yaptırıyorsunuz. Diyorsunuz ki iltisakı tespit edilirse görevden geçici olarak alınır. Ya koca bir anayasa hükmü var. Orada bir HSK var. Münhasıran HSK'ya tanınmış yetkiler var. Gerçi onu daha önce de yok saydınız. Orada olmayan bakan yardımcısını HSK üyesi yapmaya kalktınız Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Ama ben dost olarak söylüyorum. Allah izin verirse bu meclisin altında 5 yılı beraber geçireceğiz. Birbirimizle dostluk yapmamız gerekiyor. Dost acı uyarır. Yapmayın. Daha sonra geri dönemeyiz. Bu kadar insan haklarını ayaklar altına almayın. Gelin vazgeçin diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.